Makatta apseler perianal apse olarak nitelendirilir ve makat içi basıncı yükselten nedenler sonrasında daha çok ortaya çıkar. Bunların başında kabızlık, ishal gibi bir takım durumlar ortaya gelir. Makatın hemen ağzında makatı nemli tutan bezlerin iltihaplanmasıyla ortaya çıkarlar ve yüksek ateş, üşüme, titreme, otururken şiddetli ağrı, büyük abdest yaparken çok şiddetli ağrı şeklinde şikayetlerle gelirler. Bu apseler genellikle bir cerrah tarafından açılarak drene edilirler ve tedavi edilirler. Açılıp boşaltıldıktan sonra da %50 ihtimalle o olayın nedeni olan bez ile apsenin açıldığı nokta arasında normal dışı bir yol oluşur. Buna da perianal fistül adı verilir. Perianal fistüller çoğunlukla apselerin ardından ortaya çıkarlar ve yine cerrahi tedavi gerektirirler. Makat içi apselerin risk grubunda oluşturduğu bir hastalıkta kolitis ülseroza adını verdiğimiz, kalın bağırsağın içinde iltihaplarla ortaya çıkan, çoğunlukla son bölümde de görülebilen bir takım olaylarda da benzer şekilde apseler ortaya çıkabilir. Ayrıca Crohn hastalığı dediğimiz bir nedeni %100 bilinmeyen bir hastalıkta da yine makat çevresinde apseler, makat içinde ve çevrede apseler ortaya çıkmaktadır. Bunlar yatkınlık açısından daha az, daha ikinci, üçüncü planda olsa bile mümkündür. Ama ağırlıklı neden makat içindeki bezlerin iltihabıdır ve bu iltihap sonucunda apseler gelişir. Apse boşaldıktan sonra da fistül olma ihtimali %50'dir.